25 Eylül'de Irak Kürdistan bölgesinde, federal bölgesinde yapılan referandumla ilgili görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Görüşlerimi mümkün olduğunca gayet sakin, saygılı ama sansürsüz bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, bu referandumdan bir hafta öncesine kadar gayet sakin, eski tabirle olayı uhulet ve suhuletle takip eden Türkiye'de maalesef siyasi iktidar son bir haftadan başlamak üzere ve bugüne kadar da gelen süreçte adeta fırtınalar estirdi ve bu fırtına bugün itibariyle bir kasırgaya dönüştü. Şimdi değerli arkadaşlar, dedim ya, sansürsüz konuşacağım. Saygılı, sakin ama sansürsüz. Peki bu fırtınanın, bu kasırganın, bu feryadın sebebi ne? Ve üstelik parlamentodaki bütün partiler, hiçbir konuda anlaşamayan partiler bu konuda anlaştılar. İktidarıyla muhalefetiyle CHP adına konuşan bir arkadaşımız da 24 saat sürat, 24 saat bir süre verilsin diyerek sürat rekoru kırdı bu konuda da. Herkesin önüne geçti. Değerli arkadaşlar, korku şu: Irak'ta bir Kürdistan devleti kurulursa bu Suriye'nin de bir kısmını içine alır. Bir müddet sonra da Türkiye bölünür. Yani işin özetinin özeti bu. Biz de Türkiye'de aklı başında bütün Türkler ve aklı başında bütün Kürtler feryat ederek şunu söylüyoruz: kardeşim, böyle bir korku yersiz. Yani yemin, nikah, talak, söz, tarih, coğrafya, neyi ortaya koyarsak koyalım maalesef bu algı değişmiyor. Peki bu bin yıllık süre boyunca, bin yıllık tarihten bahsediyoruz. Ne zaman Kürt bu coğrafyanın aleyhine bir tavır koydu? Topyekun halkı söylüyorum. Yani Malazgirt'ten tutun Kurtuluş Savaşı'na kadar, Sevr'e kadar. Sevr'i yırttık diyorsunuz. Arkadaşlar, Sevr'i Kürtler yırttı. Yani kimse kendine başka bir paya almasın. Kim yırttı? Seyit Abdülkadir yırttı. Bediüzzaman Said-i Nursi Kürt'ü yırttı. Ve Şeyh Said Efendi yırttı. Ama bu Sevr Anlaşması'nı yırtanlar 1925'te Diyarbakır Meydanı'nda idam edildiler. Karşılığı bu oldu. Yani eğer tarihle, belgelerle, evrakla konuşacaksak, buyurun bunların tamamını konuşalım. Ya bu Kürtler iyi hoş, tamam, bölünmek istemiyorlar. 10 milyonu batıda yaşıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa. 2,5 milyon, 3 milyon Kürt-Türk evliliği var. Ben de dahil. Benim annem Türk, baba annem Arap. İki damadımdan biri Kastamonulu Türk. Bütün aileler böyle. Ama ya bu Kürt çok iyi, ama bunun aklına girerler. İngiltere, Almanya, Amerika, İran, İsrail gelir bunu kandırır. Bu yine yarın bölünür. Ya Kürt bu kadar ahmak mı? Hakaret ediyorsunuz, farkında değilsiniz. Halka güvenmiyorsunuz. Belki güvenmediğiniz Kürtler size niye güvensin? Niçin güvensin o zaman yani? Ve gelelim şu an Irak meselesi üzerinde konuşalım, Suriye meselesi üzerinde konuşalım. Çünkü zamanım çok kısa. Yani saatlerce konuşabilecek elhamdülillah müktesebatım var bu konuda. Bir diğer konu, diyorlar ki efendim Irak'ın toprak bütünlüğü. Peki Allah'ınızı severseniz şu an Irak'ın toprak bütünlüğü var mı? Peki Irak diye bir devlet tarihte var mı? Suriye diye bir devlet var mı? İşte Osmanlı coğrafyasından bir tasnife göre 38, bir tasnife göre 43, bir tasnife göre 52 devlet çıktı. Şu an Irak'ın toprak bütünlüğü diye bir şey var mı? Bağdat'taki Sünni Arap, Şii Arap'la geçinemiyor. Tel Afar'daki Sünni Türkmen Daesh'i destekledi. Şii Türkmen'i vurdu. Şu an Şii Türkmen Haçlı Şabi ile beraber Sünni Türkmen'in üzerine gidiyor. Böyle bir coğrafya. Peki bir projeniz var mı? Evet, Irak'ın toprak bütünlüğü olsun, Suriye'nin olsun, bütün bir Orta Doğu'nun olsun, Orta Doğu'da Avrupa Birliği gibi bir entegrasyon kurulsun. Ben hayatımı bu fikre adadım, bugün de aynı fikirdeyim. Fakat önünüzde bir realite var. Şu an Musul'da Haçlı Şabi var ve bir işgal kuvveti gibi Musul'da, Musul'un Arabı
Bunu kabullenmiyor. Bu yönetimi kabul etmiyor. Peki orada Türkmenler ne yapsın, Kürtler ne yapsın, Araplar ne yapsın? Gelin bir proje üzerinde konuşalım. Bizim önümüzde nasıl bir senaryo var? Mesela Türkmenlerle ilgili de maalesef çok yanlış bir algı var. Evet, Türkmenler 1200 senedir o coğrafyada yaşıyor. 1200 sene. Harun Reşit zamanında önce köle olarak getirildiler, sonra asker olarak kullanıldılar, sonra da o coğrafyanın en yerli ve asli unsurlarından biri haline geldiler. 1200 sene. Hani Kerkük Türkmen şehri mi, Arap şehri mi, Kürt şehri mi, Keldanilerin mi, Nasturilerin mi? Ya bunun tapu kaydına giderseniz 4000 sene evvel Hammurabi'ye kadar gidiyor mu? Asurlulara kadar gidiyor, Keldanilere kadar gidiyor. Coğrafya herkesin coğrafyası. Ama Kürt'ün yoğunlukta olduğu yerler var, Arap'ın yoğunlukta olduğu yerler var, Türkmen'in yoğunlukta olduğu yerler var. Bugün Erbil ile Musul'un arası 85 kilometre, Kızılcahamam'dan yakın. Yani bilmeyenler için söylüyorum, coğrafyayı bilmeden konuşuyor millet. Kerkük ile Erbil'in arası 95 kilometre, Şerefli Koçhisar'dan yakın, Çankırı'dan yakın. Peki bunlar nasıl bölünecek? Nasıl ayrılacak? Burada bu dokuya uygun bir yeni projenin ortaya konulması lazım. Suriye için de bu böyle. Kürtlerin istediği şu, Türkiye'de birlikte bir demokratik cumhuriyet. Bütün hakların ana dilde eğitimden tutun, Kürtçenin resmi dil olmasına kadar, siyasal yönetim, yerel yönetimlerin değişmesine kadar bir ortak cumhuriyet Türkiye'de. Kimsenin ayrılma, bölünme istediği yok. Ama mevcut şekilde yaşamak isteyen de yok. Irak'ta bir Kürdistan Federal Devleti. Bu devletin içinde Musul'da olsun, Kerkük'te olsun, Kerkük'te federal olsun. Yani Sayın Abdullah Gül'ün de bir beyanatı var. Diyor ki Talabani ile bu konuda anlaştık, konuştuk. O da aynı fikirdeydi. İnşallah Kürtler de bu fikirdedir. Bir özel statüsü olsun bu federal devletin içerisinde, Kerkük'ün de. Ve Kerkük'te şu an öyle bir demografi var ki %60 Kürt var, %20-22 arası Türkmen var. Geçen hafta oradaydım ben. Bütün çarşısı, pazarını, sokağını defalarca gittim, gezdim, gördüm. Ve %20 civarında da Arap'la Süryaniler var. Şemseddin Sami'nin dün meclis kütüphanesinde Kamusul Alamını aldım. 6 cilt Osmanlıca burada duruyor arkadaşlar. Lütfen çıkın gidin bakın. Telefonuma da çektim onu. 1896'da meclisteki kütüphanede olan Şemseddin Sami'nin Kamusul Alamında diyor ki Kerkük Kürdistan bölgesinin Musul vilayetinin bir sancağıdır. Aynen duruyor. Buyurun burada meclis. 30 bin şehir nüfusu vardır. Kalasıyla, çarşısıyla, bedesteniyle. Bu 30 binin diyor 1/4'ü Kürttür. 1/4'ü Türkmen ve Arap'tır. Aynen Şemseddin Sami. Ve 462 tane Keldani vardır. 760 tane Yahudi vardır. Peki bu 462 tane Keldani Kerkük'te bir hak sahibi değil mi? 4000 senedir orada yaşıyor. Yani bu şehir herkesin şehridir. Bir kişi bile yaşıyorsa orada, bir kişi, yani Türkmen %20 midir, 50 midir, 60 midir, 80 midir? Bu boş bir tartışmadır. Kürtler dışarıdan geldi. Ya nereden geldi? Bugün Mardin'in içi Arapça konuşuyor. Mardin şehir merkezi, Siirt merkezi. Ama şu an Siirt'in 2/3'ü Kürtler geldi, göç etti. Nereden? Karşıdaki köyden geldi. Antakya'da öyle. Arapça konuşuyor, Türkçe konuşuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir proje ortaya koymamız lazım. Bir çözüm ortaya koymamız lazım. Ve bir Kürdistan kurulursa da dünya yıkılmaz. 7 tane Türk Cumhuriyeti var. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin cumhuriyeti. Dünya yıkılmaz yani. Ben İran'la bir olayım, Haçlı Şabi'de bir olayım, Bağdat'taki Şii ulusalcılığı yapan rejimle bir olayım, Beşar Esed'le bir olayım, Kürt'e karşı durayım. Bu bir şey getirmez. Kürt'le bir ol, bütün Orta Doğu'ya yayın. Bir Yavuz Sultan Selim'i okusun insanlar, bir İdris'i, Bitlis'i okusun. 400 sene bir özerk yönetim oldu Orta Doğu'da. Dünya yıkılmadı. Ve biz maalesef bunları konuşacağımıza Sayın Selahattin Demirtaş bir yıldır cezaevinde,
meclis bu işlerle uğraşırken biz Edirne'ye gitmek zorunda kaldık. Çözüm, çözüm, çözüm ve meclis araştırması. Saygılar sunuyorum. Keşke vaktim olsaydı da 3 saat daha konuşsaydım. Teşekkür ederim.